Benim. Girebilir miyim? Gir. Çilekçim. Birincisi ne var yerine efendim dersek çok daha güzel olur değil mi? İkincisi de hani şu okula gitmek konusunda anlaşmıştık. Şimdi niye gitmek istemediğini öğrenebilir miyim? Ben peri okuluna gitmek istiyorum. Fare okuluna gitmek istemiyorum. Çilek. Ya anne, peri okulunda bir sürü sihirler öğretiyorlarmış. Bir sürü peri sınıf arkadaşımla sihirli oyunlar oynayacağız. Ama fare okuluna gidersem ne olacak? Orada istediğim gibi sihir yapamayacağım. Hem derslerde bir sürü gereksiz şey öğreneceğim. İstemiyorum, çok sıkıcı. Ne yapıyorsun? Gözümü yıkıyorum. Daha konuşmamız bitmedi küçük hanım. Öyle son sözü söyleyip hiçbir yere gidemezsin. Nerede kalmıştık? En son fani okuluna gitmek istemediğimde kalmıştık. Oraya gittiğin zaman öğreneceğin her şeyin şimdiki ve ileriki hayatında ne kadar işine yarayacağını biliyor musun? Ne mesela? Matematik mi? Tarih mi? Coğrafya mı? Hiçbirisi hiçbir işime yaramayacak. Peki acaba ileride ne olmak istiyorsun? Çilek. Çilek. Doktor olmak istiyorum şimdilik ama avukat da olabilirim. Ne olmak istiyorsun dedin ya. Peki acaba kimleri iyileştirmek için doktor olmak istiyorsun? Hasta fanileri. Peki kimleri savunmak için avukat olmak istiyorsun? Haksızlığa uğrayan fanileri. Oh, çok güzel cevaplar. Peki matematik, coğrafya ya da tarih bilmeden insanları nasıl iyileştireceksin? Ya da onları nasıl savunacaksın? Sihirle. Hiçbir faniyi sihir kullanarak iyileştiremezsin. Ya da sihirle onları savunamazsın. Bir düşünsene, tabelasında sihirli muayenehane yazan bir doktordan hiç kimse yardım istemez. Bak Çilek, ya gelecekle ilgili planlarını değiştir ya da ileride iyi bir peri olmak istiyorsan bu iş için şimdiden güzel bir adım at. Hem ben senin fani okuluna gitmeni başka şeyler için de istiyorum. Okulda sihir yapmadan kurulan arkadaşlıkların yapılan en büyük sihirlerden daha da sihirli olduğunu göreceksin. Anne, benim hayatım hakkında kararları neden hep sen veriyorsun? Hayatım, çünkü sen daha kararlarını verecek kadar büyümedin. Ama emin ol, o yaşa geldiğin zaman bütün kararlarını kendin vereceksin. Ben sana hiç karışmayacağım. Ve hayatım, sana söz veriyorum. Peri okulunda öğrenmen gereken her şeyi tek tek ben sana evde öğreteceğim. Anlaştık mı? Hadi formanı giy de kahvaltıya gel. Oh benim güzel kızım. Tamam, bekliyoruz seni. Ben fani okula gitmek istemiyorum. Ve istemiyorsam da gitmeyebilirim. Bunu neden daha önce düşünemedim ki? Haydi işimiz. Bildim. Çünkü sana çok ihtiyacım var. Ne istiyorsun? Uzun bir süre benim yerime bir şey yapacaksın. Ne? Fani okuluna gideceksin. Fani okuluna mı? Evet. Annemler beni abimle ablamın okuluna yazdırdılar. Ama ben peri okuluna gitmek istiyorum. Anladım. Senin yerine fani okuluna ben gideceğim. Sen de. Benim kopyam olduğun nasıl da beni en az benim kadar zekisin. Demin uzun süre dedin ya. Fanilerin okuluna ne kadar gideceğim? Sayı saymayı pek bilmiyorum ama ilk öğretim 8, lise 3, üniversite 4 yılmış. Toplam ne kadar o kadar işte. Üf, kaç ediyor bilmiyorum ama bu galiba çok uzun bir zaman. Bir itirazın yok herhalde. Biliyorsun beni istemezsem sen yoksun. Tamam tamam, kabul ediyorum. Ara sıra senin sayende fanilerin arasında olmak çok eğlenceli. Hadi o zaman benim yerime şu formayı giy. Bu da okul çantam. Hazır olunca içeriye kahvaltıya git. Bugün okulun ilk günü diye okula seni annem bırakacak. Biliyorsun, aynen benmişim gibi davranacaksın. Tamam, anlaştık. Hadi ben de hazırlanayım. Peri okuluna gidip kayıt olmam lazım. Ne yapıyorsun Çile? Annemin kopyasını. Peri okuluna gitmem için bir veli gerekiyor değil mi? Hadi tıpkı senin gibi. Her istediğimi yapacak.
Çilek, sen bir dahisin. Biliyorum. Buyurun Betişim. Ah sağ ol Firuzeciğim. Ay şu yakışıklıya bir bakın hele. Aman neresi yakışıklı? Hadi oradan. Saçlarımı kestirmeme rağmen çok havalı görünüyorum. Şımarık gitme aynaya bak. Ceren. Çocuklar başlamayın, daha bugün okulun ilk günü. Aa Cem, forman çok yakışmış hayatım. Yani tam bir liseli olmuşsun. Hadi otur da kahvaltını et bakalım. Abim liseye başlayan tek ayı. Değil mi Betüş? Ceren, o ne biçim laf kızım, çok ayıp. Harçlığı mazam yapıldı ya, onu kıskanıyor. E aşk olsun kızım, yani sana da yeterince harçlık vermiyor muyuz çocuğum? Ama ona daha fazla veriyorsun. Ha, iyi de Cem hafta sonları dershaneye gidecek biliyorsun, harcamaları artacak o yüzden. Küçük prensesimiz nerede? Odasında canım, giyiniyor, birazdan gelir. Betüş Hanım, bu çilek niye okula gitmek istemiyor? Yeni bir ortama girecek ya, huzursuzlandı birazcık. Ama konuştuk geçti. Şimdi gerçekten çok istiyor. Ay okul formasını çok merak ediyorum. Nasıl oldu acaba? Ya sahi nerede kaldı Çilek? Çilek! Kızım hadi giyindiysen gel artık. Bak okula geç kalacağız sonra. Geliyorum anne. Hadi geleyim seni Çilek. İyi şanslar sana da. Hoşça kal Çilek, hoşça kal kopya Betüş. Şimdi konuşamaz. Tam olarak annem haline gelsin, o zaman onu çözeceğim. Aa, aman da geliyor benim kızım, ne güzel olmuş. Gel. Sen ne güzel olmuşsun. Yerim ben seni. Gel bakayım gel. Saçlarını kendin mi ördün? Evet. Çok cici olmuş. Aferin. Teşekkürler Cem. Sen bana ne zamandan beri Cem diyorsun? Abi. Hadi bakalım kahvaltına bir an önce başla. Yoksa okula geç kalacaksın. Daha ilk günümüz bugün. Çilek. Söylediklerimi düşündün iyice değil mi? Bir sorun var mı? Ne sorun olabilir? Okula gitmeyi çok istiyorum. Anne. Efendim canım. Harika. Sesi de onunkinin aynısı. Hadi şimdi beni peri okuluna kaydetmeye götüreceksin. Tamam mı? Tamam canım. Peri Çilek'le konuşup beni onun sınıfına kaydedeceksin. Peki Çilek. Yaşasın. Başardım. Annemden bile daha iyi oldu. Ne istesem yapıyor. Burada daha fazla kalmayalım. Biri giderse yakalanırız. Kapıya çıkalım, orada giyinip oradan doğru peri okuluna. Nasıl istersen. Hadi. Uf, ne bekliyoruz hala? Periliçe'yi. Niye hala gelmedi? Diğer öğrencilerin velileriyle konuşuyor. Şimdi gelir. Burada olduğumuzdan haberi var değil mi? Tabii ki var. Baksana tam kapısının önündeyiz. Bu aynı zamanda okulun kapısı mı? Evet. Arkasında ne var çok merak ediyorum. Hiç ses gelmiyor. Sabırlı ol. Biraz sonra Periliçe seni içeri alacak. O zaman göreceksin. Hoş geldin Betüş Peri. Hoş geldin Çilek. Hoş bulduk. Kusura bakmayın sizi beklettim. Diğer velilerle tek tek konuşmak zaman aldı. Ay, hiç önemli değil, rica ederiz. Perihan Peri kızını Fani okuluna kaydettirdiğini söylemişti. Neden vazgeçti? Fani okulu mu? Anneme peri okuluna gitmeyi daha çok istediğimi söyledim. Annem de kabul etti. Aa, evet haklısın. Bundan emin misin Betüş? Bir Fani ile evlisin ve Fani çocukların var. Çileğin peri okuluna gitmesi ileride bazı zorluklar yaratmasın. Ah, Çileğin istediği gibi olsun. O bu okulda okumak istiyor. Annen sana her şeyi anlattı değil mi Çilek? Bu okulda sadece sihir yapmasını öğreneceksin. Ve hangi sihirleri yapmaman gerektiğini. Peri okulu fanilerin öğrendiklerini öğretmez. Onları dışarıdan öğrenmen gerekecek. Annemle anlaştık. O bana evde öğretecek. Değil mi anne? Evet anlaştık. Pekala. O zaman kaydını kabul ediyorum. İçeride bunları daha detaylı konuşuruz. Sınıfta bekliyorum. Hoşça kal Betüş Peri. Hoşça kalın. Oh be, ucuz atlattık. İstediğim gibi davrandığın için sağ ol. Hadi şimdi git. İhtiyacım olursa ben sana seslenirim.
Hani bu kapının arkasında sınıf vardı? Burası neresi? Sınıf arkadaşlarım, öğretmenim nerede? Buradayım. Bu sınıfın öğretmeni benim. Sınıfımız burası mı? Evet. Beğenmedin mi? Bilmem. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Sıra, tatlı falan olacağını zannediyordum. Bu dediklerin hepsi fani okullarında var. Ama bizler birer periyiz, öyle değil mi ha? İstersek derslerimizi sihirle havada bağdaş kurarak dinleyebiliriz. Hadi otur. Ve de derslerimizi sihirle istediğimiz yere yazarak çalışabiliriz. Evet, ilk derse başlayalım mı? Arkadaşlarımı beklemeyecek miyiz? Hangi arkadaşlarını? Sınıf arkadaşlarımı. Senin sınıf arkadaşların olmayacak ki Çilek. Bak, peri okulunda her sınıfta bir öğrenci vardır. Ve bütün öğrenciler sihirli derslerini özel olarak öğrenirler. Şimdi diğer çocuklar, diğer peri öğretmenleriyle derslerine başladılar bile. Hadi biz de başlayalım mı artık? Olur.